Bismillahirrahmanirrahim fa aleykum bi hadihi el hisali hatta tekunu fi şefaati seyyidina buradan devam ediyoruz fa fi olmaz fu olmaz fe standart sabit yani fetha üzere mebni bir harftir harfi cer değildir harfi cer olsaydı esreyle olurdu fi diye aleykum Ala harfi kum onun mecruru olarak değerlendirilebilir. Aleykum isim fiil olarak da değerlendirilebilir. Her ne olarak değerlendirirsek değerlendirelim. Aleykum olarak okunur. Aley kim olmaz, kimi olmaz. Burası zamir. K kuma kum sukun üzere mebni bir zamir. Aslında zamir keftir, mim cemi alametidir. Ama genel olarak kum cemi zamiri denir. Şimdi bihadihi ba harfi cerdir. Harfi cer olan ba daima esre ile yazılır. Hadihi burası da mebnidir. Bu şekilde her zaman yazılır. Nitekim mebniyi görmüştük. Mebni arzın lazım kısmında esmaul işaret diyor. İsmi işaretler. Çeşitli isim işaretler var. Bir tanesi de bir çeşidi de burada hada, hadihi olarak karşımıza çıkmış. Mebnidir. Hadihi her zaman hadihi olarak yazılır. Ebba harfi cerci var. Bunun bir etkisi yok mu? Var. Hadihi lafzını ne yapar? Mahallen mecrur kılar. Nasıl mecrur kılar? Mahallen mecrur kılar. sen zaten esreyle okunuyor ama bu kendisindeki esreler cer alameti olarak değil. Çünkü bu kelime mebnidir. Kendi harekesi sabittir, donuktur. Mevni bir kelime olduğu için mahallen mecrur olmuştur. Peşine gelen el-hisal kelimesi zaten şurada geçmişti. Yine hadihi el-hisali, hadihi el -hissali. aynı şekilde geçmiş. Burada ale harfi cerri hadihi mahallen ceretmiş idi. Burada B harfi cerri hadihi lafzını mahallen ceretti. Hadihi ismi işarettir. Peşine gelen el-hisal eliflamlı bir kelimedir. İsmi işaretten sonra eliflamlı bir isim geldiğinde o isim ne olur? Müşarun ileyh olur ve hemen sağ tarafındaki ismi işaretin irabına tabi olur. Burada hadihi ba'dan dolayı mahallen mecrurdur. El-hisal de ona uyarak mecrur olmalıdır. El-Hisal mahallen mecrur değil ama cer alameti net bir şekilde sonuncu hafta estre olarak karşımıza çıkmıştır. Çünkü El-Hisal mebni değildir. Hadihi lafzı mebni olduğu için kendisindeki cer alameti mahallen de bir cer alameti göremiyorduk. Ama El-Hisal mebni değil, mureptir. Mebninin zıtına murep deniyor. Bu yüzden cer alameti olarak aldığı o alameti yani görebiliyoruz peşine hatta gelmiş. Hatta her zaman için hatta diye yazılır. Ba min ila an ala lam fi kef hatta hatta bir harfi cerdir. Gaye maksatlı getirilen bir harfi cerdir. Harfi cer fiilin başına mı gelmiş? Hemen peşine fiil var. Hatta tekunu şu demektir. Hatta ile tekun arasında tam olarak şurada gizli bir ne olur? Tam şu çizdiğim yerde gizli en vardır. Gizli en. Bu en tekunu fiilini nasb eder. Ne yapar? Nasb eder. Şuradan alalım. Hatta harfi cerdir. Harfi cerleri ezbere bilmeliyiz. Onlar da standart yazıma sahiptir. Hatta her zaman için hatta olarak yazılır. Hatu olmaz. Harftir çünkü. Ve harflerde mebnidir. daha önce. Geçmişti tekrar görebiliriz. Mebni asıl madde bir harf mebnidir. Mebni ne demek? Yazılışı standart, değişmez demek. Tekunu aslında kâne, yekunu, tekunu, cemi, müzeker, muhataptır. Bu dolayısıyla tekunu ne? Şu elif istilip yerine nun yazılır. Tekunu ne? Ne sara? yensuru soru. ne? Ten soru ne? Ketebe, yektubu, yektuban, yektubu ne? tek tubu tek tubani yektub ne tek tubu tek tubani tek tubu gibi bu da tabi tekunu kendisinde ilal var yani sarf açısından çok daha detaylandırabiliriz ama biz burada sadece aldığı hareketleri irabı değerlendirmeye çalışıyoruz bu cem müzekker muhataptır sonunda nun harfi yok nun harfi düşürülmüş gerekçe hatta ile tekunu arasında tam olarak burada bulunan gizli endir en nasb edatıdır. En, len, i, iden. Başlıca nasb edatlarımız. Fiil muzari nasb eder. Peki nasb alameti olarak tekunu fiilinde neyi sağlamış? Sondaki nun harfinin düşürülmesini sağlamış. Çünkü ilgili fiil de nasb alameti de cezm alameti de sonda bulunacak olan nun harfinin düşürülmesidir. Tekunu ne? Tekunu olarak kalmış. Nunun düşmesi nasb alametidir. Fi şefaati. Fi harfi cerdir. Peşine gelen kelimenin mecrur olması gerekir. Olmuş şefaat kelimesinde ceralameti e estre verilmesi gerekir. E şefaat diyorsun belki şifadır. Şifaat, şifaat olamaz mı? Olamaz. Sözlüğe baktığımızda şefaat olarak yazar. Yani kelimelerin ilk harflerini sarf ilmi belirler demiştik. Sözlüğe bakılabilir. Diyelim böyle bir kelime gördük. Sözlükten bakarsın ilk harekeleri sözlük de vardır. Sadece sonuncu hareke cümle akışına göre değişir. Yani ana konu kelimenin sonundaki o harekenin, o irabın belirlenmesidir. Burada esra alıyor çünkü başında fi harfi cerri var. Peşine seyit kelimesi gelmiş. Seyit kelimesi nasıl okumalı? d na Seyit kelimesinin sonuncu harfine esra vermemiz gerekir. Neden? Çünkü şefaat kelimesi muzaftır. Muzaf olduğunu nereden anladık? Çünkü şefaat kelimesi tek esre almış. Bakın iki esre yani tenvin almamış. Neden tenvin almadı? Bir kelime tenvin almaz. Hangi durumda? Kelime eliflamlı ise. Eliflamlı değil demek o değil o zaman. İki gayrimunsarif gayrimusarif ise de değil. 3 kelime mebnidir belki. Mebni değil zaten fi harfi cerinden harekeyi aldı direkt. 4 e, kelime muzafsa da tenvin almaz. Demek ki muzaftır o yüzden tenvin almamıştır. Tek esre almıştır. Madem ki şefaat muzaf dedin, öyleyse seyit de muzafun ileh olmalı ve esreyi almalıdır. Ne ayrı bir zamirdir. Burada sigit kelimesi şefaat kelimesine ait bir muzafun ilehtir. Ama sigit kelimesi aynı zamanda sol tarafında bulunan na zamiri için muzaftır. Öyleyse sigit hem muzaf hem muzafun ilehtir diyebiliriz. Yani sigit kelimesine niye tekesire verdim? Çünkü muzaftır ondan dolayı. Muzaf olduğunu nereden anladın? Çünkü bir zamiriyle terkibe girmiş bir isimle bir zamir bitişirse orada izafet yani muzaf muzafın ile ilişkisi oluşur. Bundan dolayı muzaftır tek esre alması gerekir. Na zamirdir dolayısıyla mebnidir. Dolayısıyla na na olarak yazılır. Madem seyit muzafmış na'yı ni yapalım diyemeyiz. Niye? Zamirler mebnidir. mebnilerde. de donuk yazılışa sahiptir. Mebni arızın lazım kısmında el muzmerat, zamirler madde bir mebni. Peki peşine Muhammed kelimesi gelmiş. Muhammed kelimesinin iki esra aldığını, hem esra aldığını hem temvin aldığını görüyoruz. Şimdi incelememizi iki şekilde yapacağız. Muhammed kelimesi bir, neden esra aldı? İki, iki tane esreni aldı? Yani temvin neden aldı? Madde bir, neden esra aldı? Çünkü Muhammed kelimesi bedeldir. Bedel. Neyden bedel? Seyyid kelimesinden bedel. O zaman seyide ne denilir? Mübdelün min denilir. Mübdel. Mübdelün min denilir. Kendisinden bedel yapılan kelime yani Muhammed kelimesi de ne olmalıdır o zaman? Ona tabi olmalıdır. Yani bedel, mübdelün minhin irabına tabidir. Bu avamil adlı kitabın Mamulun bir tebeiye bölümünde geçen bir konudur aynı zamanda. Muhammed kelimesi ile Seyit kelimesi ile aynı şeyler kastedilir. Mesela diyor ki fi şefaati seyidina efendimizin şefaati. Sen efendin kimdir? Efendinden maksat kim? Muhammed aleyhisselamdır. Ondan maksat odur. Burada bedelin hangi kısmı vardır? Bedeller dörde ayrılır. Bedelil kül, minel küldür. Çünkü Seyyid ile Muhammed arasında bir külliyet ilişkisi vardır. Birebir aynıdırlar. Aynı kişi kastedilmektedir. O zaman Muhammed kelimesi Seyyid kelimesinin irabına tabi olarak Seyyid kelimesi madem mecrur, esre ile mecrur. Muhammed kelimesinin de mecrur olması gerekir. Esre ile Niye peki mecbur olmuş? Çünkü Muhammed kelimesi ismi müfredi muzariptir. Yani müfred bir isimdir ve de esreyi temin kabul eden bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı cer alameti olarak esre alır. Peki niye tek esre aldı? Tek esre aldı diyorum daha doğrusu. Niye tek esre almadı da çift esre aldı? Çünkü kendisinin çift esre almasına yani temin almasına mani bir durum yok. Bu kelime muzaf değil. Bu kelime eliflamlı değil. Bu kelime gayrimunsarif değil. Bu kelime mebni değil. E, yani öyleyse alacak tabii. Aldı. <laughs> aleyhi. Ala harfi cer. Hi zamirdir. Bu şekilde yazılır. Aleyhi. aleyhullaha feseyutihi ecran azima. Fetih suresi. İkinci sayfa olsa gerek. Orada aleyhu <laughs> olarak geçer. Öyle bir kıraat var. Ha burada aleyhi olarak geçer. Çünkü zamir aslında nedir? Hi'dir. Zamir hi olarak karşına çıkar. Hu olarak da çıkar bir zamir. Ha olarak da çıkar. O hangi şekilde karşına çıkarsa çıksın bir etkenden dolayı değildir. Cümlenin akışına yakışan odur. Ondan dolayıdır. Çünkü zamirler mebnidir. Sağındaki etkenden e, etkilenerek oluşmamıştır. Aleyhi. Buraya kimse aleyhu demez zaten. Hala harfi cerhi zamiri. Ala harfi cerdir, mebnidir harf olduğu için. Hi zamirdir, o da mebnidir, zamir olduğu için. Es salatu dedik şimdi. Niye? Aleyh onun üzerine olsun, onun üzerine dir. Yani car, mecrur, şibih cümle olarak burası haber olur. Es salat kelimesi müpteda olduğu için merfudur. Raf alameti zammedir. Niye raf alameti zamme? Niye ötre verdin? Çünkü müfret bir isimdir niye tek ötre verdin? İki tane verseydin. E, eliflamlıdır. Eliflam mükemmeler temin alamaz. Ve esselamu. Selam kelimesi neden ötre aldı? Yani ötreli olduğunu söylüyorsunuz. Niye? Belki selamidir. Selam mı değil? Olur. Es Selamu olur. Esselamu. Neden? Çünkü esalat es kelimesinin merfu olduğunu söyledik. Esalat es madem merfu. Esselam ne olur? O da merfu olur. Niye? Arada vav var. Bu vav atıf harfidir. Atıf harfi olan vav ne işe yarar? Hemen peşine gelen kelimeyi yani selam kelimesini sağdaki kelimeye bağlar. Sağda es-salat es var. Ona bağlar. Ne demek bağlar? Yani selam kelimesinin irabı sağdaki kelimeye tabidir. Selam matuf olarak adlandırılır. Vav atıf harfidir. Es-salat matufun aret'tir. Atıf harfleri matufun irabını matufun aleyhe tabi kılar. Atıf harfleri matufun irabını matufun aleyhe bağlayacaktır. Zaten atıf harfi demek bağlaç harfler demektir. Es-salatu merfu olduğu için es-selamu da merfudur. İrab aktarımını sağlayan harf vav'dır. Matufun aleyh es-salat, matuf es-selam, atıf harfi vav'dır. Peki matufun aleyhi her zaman vavun sağındaki ilk kelime midir? Yok değildir değişebilir O cümlenin akışına manaya bakarak tespit edilmesi gereken bir şeydir O en yakın kelimedir veya ikinci üçüncü kelimedir diye bir şey diyemiyoruz Belki beşinci kelimedir O manaya bakarak anlamamız gereken bir şeydir Mesela Aleyhi onun üzerine olsun onun üzerine dir Ne? Esselatu selat Ve esselamu ve selamu bunu nereye bağlayacaksın? Yani fi şefaati seyyidina ve esselamu. Ve aleyhi esselamu demektir. Ve yine onun üzerine olsun. Esselamu selam dediğimizde demek ki selam kelimesi es-salat yerine yazılsa mana uyar. Aleyhi esselamu desem uyar. Aleyhi es-salatu desem uyar. O zaman demek ki nedir? Esselam salata tabidir. Bu şekilde ortaya çıkartılır. Belki seyyidina Seyyidina Matufun Aleyh'tir diye düşünürsün. Bakarsın mantık ilişkisi uyuyor mu? Uymadığını fark edersin. O şekilde tespit edilmesi gereken bir durumdur. Ne yaptık? Birinci paragrafı tamamladık. Birinci paragrafı tamamladık Ebu Hanife'nin vasiyet metninden. Bundan sonraki çekimlerimizi bir başka kitaptan yapmayı düşünüyoruz. Bakalım başka hangi kitaptan çekime devam edeceğiz.